İstanbul'dan parasının boşa harcadığının kanıtlarından biri olan defalarca değişen istiklal caddesi zemin kaplaması hakkında. Önergeyi kısaltarak okuyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan Kadir Topbaş, yetkililer ve AKP'nin meclis üyeleri Taksim'de İstiklal Caddesi'ne en son ne zaman gittiniz? Sorusu ile başlamak istiyorum. Evet, İstanbul için çok önemli bir merkez olan yani şimdi görüşürüz arkadaşlarımızın ister İstiklal Caddesi'ne en son ne zaman gittiklerini başkanın takavrına soracağız. Sorun içerisinde. Her gün 10 binler yerli yabancı insanın gözünün turizm var. Hiç öyle bir başkanlığına sorun varsa mı rica ediyorum? Evet, var sayın. Merkezi Biyonu İstiklal Caddesi 20 yıla aşkındır. Maalesef defalarca değişen kaldığım mezhebin patlamalarıyla bir kez daha değiştirilmek üzere yaptığımız çalışmasına sahne olmuştur. Ekte sunduğumuz fotoğraflarla göründüğü gibi parke taşları kimi kırılmış, kimi yerinden çıkmış, kimisi de parçalanmıştır. İstiklal Caddesi'nde özellikle yağmurlu zamanlarda yürümekte zorluk çeken insanların çektiği çileyi ve feryadı 1995 yılından beri CHP'li gibi bir misyonerimiz defalarca gündeme getirmişlerdi. Tarafından da bir kez daha 20 meclis gündeme getirme gereği duyulmuştur. Ekle sunduğum fotoğraflarda görüldüğü gibi bir yıl İstiklal Caddesi ve bağlı sokakları yaya geçişlerinde zemin kaplama uygulaması deforme olmuş. Caddede sokaklarda birçok noktada yaya geçişine engelleyecek ve özellikle kent estetiğinin bozacak görünüm ortaya çıkmıştır. Bu sebeple olsa bile İstiklal Caddesi'nde yer kaplamalarında yayaların yürümesini engelleyen kusurların ortadan kaldırılması ve yer kaplamaların tamir edilmesi elzem olmuş. Aslında İstiklal Caddesi'nin yer kaplamalarında yayaların yürümesini engelleyen kusurların ortadan kaldırmak ve yer kaplamaları tamir etmemenizin sebebi nedir? Sorusunu sormak gerekir. Yine Sayın Başkan Kadir Topbaş 2012 yılında bir itirafta bulunarak İstiklal Caddesi'nin yeniden bozulan parke taşları üzerinde açıklama yapmış ve İstiklal Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları sona erdi. Artık İstiklal Caddesi'nde yılda 40 defa kazınmayacak. Bir cümle kaldı Sayın Başkanım. İstiklal Caddesi artık İstanbul'da yakışır hale gelecek itirafında bulunması üzerine 5 yıl geçti. 9 adet sorumlusun olduğu önergesi kısaltarak birkaç soru yapmak istiyorum. İstiklal Caddesi zemin düzenlemesi ile ilgili hazırlanmış bir proje var mıdır? Bu proje kimler tarafından hangi verilere göre hazırlanmıştır? İstiklal Caddesi'nin yer kaplamalarından yayaların yürümesini engelleyen kusurlar ne zaman ortadan kaldırılacak? Yer kaplamalarının tamiri ne zaman yapılacak? İstiklal Caddesi'nde zemin kaplama türü seçilirken kaplamaya ilişkin kararlar hangi kriterlere nasıl alınmaktadır? Bu yeni yaptırılacak olan zemin kaplamaları için yeterince araştırma ve çalışma yapıldı mı? Her yıl için yenilenen ve yeni yapılan miktarları nedir? Bu caddelerdeki zemin kaplamaların caddelere yakışır bir durumu getirmesi için yeniden ve dışta bir çözüm yolu yok mu? Meclis üyeleri Mehmet Aykın Erten, Muzaffer Şahin, Musa Kereç, Seyit Ali Aybolmuş, İsmail Söylemez, Ulaş Kaya, Zeynel Yılmaz. Önergenin başkanlık makamına havalesini önlendirmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, koyduğunda kabul edilmiştir.